Dünya üzerinde yaşayan her canlının belli bir önemi ve görevi vardır. Canlıların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Bu bağ, doğanın dengesinin sağlanmasını ve yaşamın bozulmadan devam etmesini sağlar. Fakat bazı canlılar vardır ki, doğanın dengesinde çok önemli bir role sahiptir. Görünüşünden dolayı korktuğumuz ve bize zarar verecek düşüncesiyle kimi zaman öldürmek istediğimiz ve hatta öldürdüğümüz arılar en önemli canlılar arasında belki de ilk sıradadır. Öyle ki arılar dünyadaki yaşamın devam etmesi için olmazsa olmaz canlılardandır. Arıların azalması ve yok olması insanoğlunun sonu anlamına gelir. Bu videoda boyut olarak çok küçük olmalarının yanında büyük işler yapan bal arıları hakkında bilgiler vereceğim. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bu ve benzeri videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz video hoşunuza giderse beğenebilir, görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Arılar, dünyadaki yaşamın devam etmesi için önemli bir rol oynarlar. Günümüzde dünya üzerinde yaşayan en eski canlılardan biridir. Yaklaşık 300 milyon yıldır yaşamaktadırlar. Arıların pek çok türü vardır. Ürettikleri bal sayesinde dünya genelinde en çok bilinen canlılar arasında yer alırlar. Bal arıları ufak canlılardır. Kanatlarını saniyede 200 kez sallayarak saatte 24 kilometre hıza ulaşabilirler. Bu hız arının boyuna göre inanılmaz bir hızdır. Bir arı yanınıza yaklaştığında arıdan bir ses geldiğini duyarsınız. Bu ses dakikada 11.400 kez çırptıkları kanatlarından çıkan sestir. Bal arılarının ilk bakışta iki gözü varmış gibi görünür. Fakat daha yakından ve dikkatli baktığımızda 5 gözü olduğunu anlarız. İki büyük gözünün arasında ışık yoğunluğunu yorumlamasına yardımcı olan 3 tane gözü daha vardır. Arıların başında duyargaları vardır. Duyargaların içinde sinir uçları bulunur. Bunlar arının rüzgarın hızını ve havanın sıcaklığını algılamasını sağlar. Köpeklerin koku alma konusunda çok başarılı olduğunu birçok insan bilir. Arıların koku alma duyusu ise köpeklerden çok daha fazla gelişmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre bir arı eğitilebilirse neredeyse %100 başarıyla kimyasal patlayıcıların yerini tespit edebilir. Arı küçük bir canlıdır. Doğal olarak ufacık bir beyni vardır. Her arının beyninde ortalama 1 milyon sinir hücresi bulunmaktadır. Arının beyni o kadar gelişmiştir ki 1 saniyede 10 trilyon işlem yapabilir. En gelişmiş bilgisayarın bile saniyede 16 milyar işlem yapabildiğini düşünürsek arının beyninin ne kadar gelişmiş olduğunu anlamamız kolaylaşır. Bal arılarının en bildiğimiz özelliği bal üretmeleridir. Aslında balı kendileri için üretirler. Fakat biz insanlar arıların ballarını faydalı ve sağlıklı olduğu için alır ve yeriz. Arıların bal üretmesi çok zor, zaman alan ve zahmetli bir iştir. Tek bir bal arısı bir günde 2000 çiçeği ziyaret edebilir. Arıların 500 gram bal yapabilmesi için yaklaşık 2 milyon çiçeği ziyaret etmeleri ve bu sırada ortalama 88 bin kilometre yol gitmeleri gerekir. Tek bir bal arısının hayatı boyunca üretebildiği bal miktarı oldukça azdır. Bir çay kaşığının ağzına kadar balla dolu olduğunu düşünün. Bal arısı hayatı boyunca o kaşıktaki balın 12'de birini ancak üretebilir. Bal üretmek işte bu kadar zordur. Bu yüzden bal pahalı bir yiyecektir. Kalitesine ve türüne göre fiyatı da doğal olarak artmaktadır. Bal arılarının ballarını içine koydukları bal petekleri ayrı bir mühendislik harikasıdır. Bal peteklerini öyle düzenli, öyle muntazam yaparlar ki kusursuz görünür. Bal peteğinin gözeneklerinin etrafındaki duvarlar çok ince ve hafif olmasına rağmen kendinden yüzlerce kat ağırlıktaki balı zorlanmadan, bozulmadan taşıyabilir. Bal yenebilir, güzel, tatlı ve faydalı bir yiyecek olmasının yanında farklı özelliklere de sahiptir.
Örneğin iyileştirici bir gücü vardır. Özellikle 1. Dünya Savaşı sırasında yaralanan askerlerin yaralarını iyileştirmek için kullanılmıştır. Arı poleni, zehri ve balı pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Bal, bakteri oluşumunu engeller. Arı zehri kanser ilaçlarında kullanılır. Ayrıca arının balı bozulmaz. Arılar koloni halinde yaşar. Bir kolonide ortalama 50.000-80.000 arasında arı vardır. Kolonideki arıların çoğu dişidir. Dişi arılar işçi arılardır. Kendilerini bal yapmaya adarlar. Doğumlarından ölümlerine kadar geçen zaman içerisinde durmak, yorulmak bilmeden görevlerini en iyi şekilde yaparlar. Bu arıların ömürleri kısadır. Ortalama 5 ile 6 hafta kadar yaşar. Dişi arıların sadece bir tanesi kraliçe arıdır. Bir kolonide sadece bir kraliçe arı olur. Kraliçe arılar çeşitli sesler çıkarabilir. Kraliçe arıların yumurtalıkları işçi arılar gibi gelişmemiş değildir. Koloni içinde yumurtlama görevini yapar. Dolayısıyla koloninin yaşamına devam etmesini sağlar. Kraliçe arı olmazsa koloni de olmaz. Kraliçe arı eğer soğuk kış mevsiminde doğarsa 5 ya da 6 hafta yaşar. Fakat sıcak, uygun bir zamanda doğarsa yaşamları 4 ile 5 yıl arasında değişir. İşçi arılar yoğun arı sütüyle beslendiği zaman daha büyük ve geniş olmaktadır. Bu şekilde olan arı doğduğu zaman kraliçe arı olur. Doğan kraliçe arı eski ve yaşlı ana arıyı kendi iğnesiyle öldürüp koloninin hakimiyetini ele geçirir. Ya da eski ana arı yanına bir kısım arıyı alarak kovanı terk eder. Kolonideki erkek arıların miktarı ise birkaç yüz kadardır. Kolonideki erkek arıların iğnesi yoktur. Bu arılar bal yapabilmek ve besin toplayabilmek için herhangi bir yeteneğe sahip değildir. Sadece dişi arıları döllemekle görevlidir. Genellikle çiftleşme sırasında ölürler. Erkek arıların yaşamları çok kısadır. Yalnızca birkaç hafta yaşar. Bal arıları yerleşmek için yeni bir kovan seçerken rastgele bir yeri tercih etmezler. Kendi aralarında oylama yaparak bir karara varırlar. Yapılan araştırmalar sonucunda bal arılarında fikir özgürlüğü olduğu ortaya çıkmıştır. Bal arıları iletişim kurmak için dans ederler. Arılar mavi rengi ayırt edebilirken kırmızı ve koyu gri renkleri siyah olarak algılarlar. Arılar kendi hayatlarını tehlikede görmediği sürece insanlara saldırmaz ve insanları sokmazlar. Arıların bir ilginç özelliği ise insanları tanıyabilmeleridir. Çok küçük olabilirler fakat daha önceden gördükleri insanların yüzlerini, özelliklerini hafızalarında tutarlar. Bu insanlarla tekrar karşılaştıklarında onları ayırt eder ve tanırlar. Arılar uzun mesafeler gitmelerine rağmen bir şekilde besinlerini ve kovanlarını bulabilirler. Onların karınlarında çok küçük manyetik kristaller vardır. Adeta bir pusulaya benzer. Bu özellikleriyle gitmek istedikleri yeri kaybolmadan kolaylıkla bulabilirler. Bal arıları insanlar için önemli canlılardır. Ürettikleri balı sağlıklı beslenmek ve iyileşmek için yeriz. Onların tedavi etme özelliklerinden faydalanırız. Arıların yok olması dünyadaki yaşam için çok ciddi bir tehlikedir. Tehlike sadece insanlar için geçerli değildir. Diğer hayvanlar ve canlılar için de geçerlidir. Einstein'ın uzun yıllar önce arılar hakkında söylemiş olduğu dikkat çekici bir sözü vardır. Einstein der ki, eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan, insan olmaz demiştir. Kısacası arıların olmaması demek tarım endüstrisinin çökmesi demektir. Bu yüzden bal arılarının dünyadaki yeri ve önemi çok fazladır. İnsanlar arının önemini bilmelidir ve bu konuda bilinçlenmelidir. Arı ile karşılaştıklarında korktukları ve arının kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle arıya zarar vermemeleri gerekir. Çünkü her öldürülen arı dünyadaki arıların azalmasına neden olmakta ve doğanın dengesinin bozulması sonucunu doğurmaktadır.